Jalen Brunson All-Star olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz hafta Phoenix Suns'a karşı 9'da 9 üçlük atarak 50 sayı attığı maç ve Noel günü Milwaukee'ye karşı gösterdiği 38 sayılık kristal bu ihtimali daha da perçinledi. İki sezon önce Dallas Mavericks'in kelepir sayılacak yıllık 25 milyon doları vermekten çekindiği Brunson onlara aksız çıkardı. Tıpkı 2018 draftında onu 33. sıra seçimine bırakan diğer takımları yanılttığı gibi. Brunson NBA'deki ilk 3 sezonu sıradan bir rol oyuncusu olarak geçirmesine rağmen Rüzgarı kusursuz bir şekilde tersine çevirdi. Belki de sakin karakterinin ve fazla göz boyamayan basketbolun etkisiyle pek fark edilmiyordu ama Brunson artık ligin elit kartları sınıfına girmiş durumda. Brunson'un yükselişi nasıl oldu? All Star seviyesindeki sezonu nasıl ilerliyor? New York'un tavanı ne? Hadi gelin bu soruları inceleyelim. Oh <laughs> Takvim 2015 yılına geri saralım, 1920'den beri varlığını sürdüren ve köklü bir kolej geleneği olan Villanova, Stevenson Lisesi'nde tüm Amerika'nın dikkatini çekmiş Jalen Brunson'ı programına dahil ediyor. Villanova 2000'lerden sonra efsane koç Jay Wright ile NCAA şampiyonluğuna çok yaklaşsa da tünelin sonunu bir türlü getirememişti o güne dek. Koçun efsaneleşen 4-out motion hücumu Villanova'ya gelecek kısa oyuncular için büyük bir nimetti. Nitekim Jalen Brunson da bu nimetten en fazla yararlanacak oyunculardan biri olacaktı. 100 yılı aşkın tarihi inde sadece bir kez şampiyonluk yaşamış Villanova, Brunson'un çaylak senesi olan 2016 yılında mutlu sona ulaştı. Brunson o sezon çaylak yılı olması sebebiyle çok büyük katkılar yapmasa da omurganın bir parçasıydı. Michael Bridges, Dante Di Vincenzo, Josh Hart ve Jalen Brunson'la nüvenin durmaya niyeti yoktu. Her ne kadar 2017 yılında Josh Hart'ı NBA'ye yollasalar da bu kadro 2018 yılında bir kez daha NCAA şampiyonu oldu. Bu sefer 2018 yılının en iyi kolej oyuncusu seçilen Jalen Brunson başroldeydi. O sezon NCAA'de en iyi point guard'a verilen Bob Cousy ödülünü de kazanan Brunson artık kariyerindeki bir sonraki adıma geçebilirdi. 3 sezona 2 NCAA şampiyonluğu ve sayısız ödül sığdırdıktan sonra artık hedef belliydi. O da NBA'in kapısından içeri girmek. Üstelik bu adama atarken yalnız değildi. Onunla beraber bu şampiyonluklarda büyük emeği olan Michael Bridges ve Dante de Vincenzo da 2018 NBA draftına katılma kararı almıştı. Michael Bridges 10. Di Vincenzo ise 17. sıradan seçilirken Brunson 33. sırayı bekleyecekti. Hatta Hatta kolejde tek sezon geçiren Omar Spellman bile ondan önce 30. sırada NBA'ye adım atacaktı. Peki bunun sebebi neydi? Brunson eski koçu Jay Wright'ın da dediği gibi kusursuz bir kolej basketbol oyuncusuydu. Fakat birçok olağanüstü NCAA oyuncusunun NBA'de hiç iş yapamadığını defalarca kez görmüştük. Brunson için de temel soru işaretleri barizdi. Fiziği zayıftı, düşük atletizme sahip bir oyuncuydu ama 2018 NBA draftında efsane Dallas GM'i Donnie Nelson tonoyu iki kez gözünden vurmayı başardı. İlk hakkıyla ya, tepelerden Luka Doncic seçen Mavericks, ikinci hakkıyla ise Jalen Brunson'ı takıma kattı. Böylece Dirk Nowitzki sonrası takımında temelleri atıldı. Brunson'un NBA kariyeri gayet iyi başladı. Zaten tecrübeli bir çaylak olarak geldiğinde düşününce oyuna ve takıma hızlıca adaptasyon sağladı ve hiç fena olmayan bir sezon geçirdi. 73 maça çıktığı 2018-2019 sezonunda 20.8 dakika süre alıp 9.3 sayı, 2.3 rebound ve 3.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Bir sonraki sezon ileri doğru bir adım atması beklenirken omzundan ciddi ciddi bir sakatlık yaşadı. Sezonun büyük kısmını kaçırdı ve oynadığı bölümde de yeterli performansı gösteremedi. Tecrübeli bir çaylan ikinci sezonunda böylesine bir geri adım atması onun için çok iyi olmadı. Ama Brunson çok çalışmaya devam etti ve bir sonraki sezon yeniden çıkış gösterdi. 2020-2021 sezonunda yedek gardı olarak sezonun büyük bir kısmını bench'ten gelerek geçirdi. Hem süresinde hem de istatistiklerinde ciddi bir artış oldu. En azından rol oyuncusu olarak bu ligde uzun süreler kalıcı olacağı da tescillendi. Fakat Branson'ın bununla da yetinmeye niyeti yoktu. Dallas'ın belki de konferans finaline uzanacak sezonundaki en önemli adım sezon başında atılmış oldu. Jalen Brunson artık bir yedek kart değil, ilk beşin bir parçasıydı. Luka Doncic'in yanında ikinci top yönlendirici olarak oynayacaktı ki bu plan kusursuz işledi. Doncic'in bu kadar topu domine ettiği, üzerine daha yarı sahayı henüz geçerken ikili sıkıştırmalar geldiği bir ortamda Brunson'ın ikinci top yönlendirici rolü çok verimli oldu. Brunson 2021-2022 sezonda 32 dakika süre alıp 16.3 sayı, 3.9 rebound, 4.8 asist ortalamalarıyla harika bir sezon geçirdi. Üstelik bu da kontrat sezonunda yapması ona bol sıfırlı bir sözleşme geleceğinin de garantisi oldu. Dallas yöneticilerinin ise o bol sıfırlı kontrat konusunda hala şüpheleri vardı. Brunson olağanüstü bir sezon geçirmesine rağmen sezon boyunca o kontratı bir türlü önünde göremedi. Muhtemelen playofflara girerken de ayrılmayı artık kafasına koymuştu. Yine birileri Brunson'a ve onun yapabildiğini yapabileceklerine güvenmiyordu. Üstelik kanıtladığı onca şeye rağmen. Playoff zamanı ise Dallas'a neyi kaybettiklerini gösteren spektaküler bir oyun ortaya koydu. Brunson, Doncic'in ilk 3 maçı kaçırdığı Utah serisinde 27.8 sayı, 4.2 rebound ve 4.2 asist ortalamaları ile oynadı. Doncic'in olmadığı 3 maçın ikisini de takım halinde bir arada olup kazanmayı başardılar. Devamda oynanan Phoenix Suns ve Golden State Warriors serilerinde playofflar için de lider oyuncu olabileceğini kanıtladı. Bahsettiğimiz gibi kendisine bir türlü gösterilmeyen Meno Saygı'nın da etkisiyle artık kulüpten ayrılmayı kafaya koymuştu. Konferans finali oynamış Dallas en iyi ikinci oyuncusuna veda etmek zorunda kaldı ve New Jersey doğumlu Brunson 4 yıl 104 milyon dolar karşılığında NBA'in en büyük pazarlarından biri olan ve babası Rick Brunson'ın da stafında bulunacağı New York Knicks ile anlaştı. İkinci tur seçimi olarak 100 milyon doların üzerinde bir kontrat almayı başardı. Tabi bu kontrat verildikten sonra NBA'in son 20 yılında belki de en kötü yönetilen takımı olan Knicks hakkında yine saçma bir kontrat verdiniz bu oyuncu o para etmez gibi söylemler de arttı ama Brunson'ın bu söylemleri boşa çıkarması çok uzun sürmedi. 90'larda bir sezon bile playoff'u kaçırmamış olan Knicks 2000'lerden sonra berbat bir sürece girdi. 2001'den Brunson'ın takıma dahil olduğu sezona kadar 22 sezonda sadece 6 kez playoff'a kalabildiler. Yıllarca yapılan kötü takaslar, kötü oyuncu seçimleri ve kötü yönetimle herkesin dalga geçtiği bir franchise haline dönüştüler. Brunson hakkındaki sayısız soru işaretini ligin en kötü yönetilen takımında değiştirmeye çalışacaktı. Başarılı da oldu. New York geçtiğimiz sezonu 47-35'lik derecesiyle Doğu 5.si olarak tamamladı. Kariyerinde ilk kez ana garda olarak bir takımda bulunan Branson da 24 sayı 3.5 rebound, 6.2 asist ortalamalarıyla oynayarak All-Star seviyesinde bir sezonu geride bıraktı. Hatta All-Star seçilmemiş olması kamuoyunda da tepkiye yol açtı. Brunson'un temiz ve saf basketbolu, ligdeki geleneksel basketbolun son temsilcilerinden Tom Thibodeau'nun sistemine muazzam entegre olmasını sağladı. Ortalamanın üzerinde bir normal sezon takımı olmalarına rağmen playoff'larda ilk turu geçmeleri pek beklenmiyordu. Rakipleri ligin en iyi savunma takımlarından biri olan ve genç nüvesiyle ciddi bir çıkış yakalayan Cleveland olmuştu ama beklenilen olmaz olmadı. Brunson önderliğindeki Knicks zorlanmadan 4-1 ile bu seriyi geçmeyi başardı. Böylece Carmelo Anthony Lee 2013 takımından sonra New York Knicks ilk kez konferans yarı finaline kalmayı başardı. Bu başarı aynı zamanda son 23 yılda ikinci kez tekrarlanmış özel bir başarıydı. Jalen Brunson bir kez daha tüm soru işaretlerine karşın herkesi yanıltıyordu. Yarı finalde 31 sayı 5.5 rebound 6.3 asist ortalamalarıyla oynamış olmasına rağmen Jimmy Butler ve Miami'ye takıldılar. Sezon başında bu adama para etmez denilen kontrat için artık insanlar bu adam nasıl o kadar ucuza oynuyor demeye başladı. Bu sezonsa Jalen Brunson'un önünde iki yeni meydan okuma var. İlki geçen sene ona verilmeyen All Star payesi. Diğeri ise babası Rick Branson'ın da kadroda olduğu 99-2000 Knicks takımından bu yana elde edilememiş olan konferans finali. Sezonun 3'te birlik bölümünü tamamlamak üzere olduğumuz bugünlerde Branson'ın ilk meydan okumayı geçeceğine eminiz. Hatta All Star'da Doğu'nun ilk 5'inde bile yer alması kimseyi şaşırtmaz. Bu sezon 26.1 sayı, 4 rebound ve 5.9 asist ortalamaları ile oynuyor. New York'un ligin en düşük tempolu 3 takımından biri olduğunda hatırlarsak bu istatistikler daha da göze çarpıyor. Brunson'un en çarpıcı istatistiği ise üçlük yüzdesinde. Bu sezon 6.4 gibi çok yüksek bir deneme oranına rağmen %46 ile akıl almaz bir seviyede üçlük sokuyor. Bu istatistikle birlikte ligin en yüzdeli üçlük sokan 5 oyuncusundan biri. Tibod'un yarı saha basketbolunda ikili oyunlar çok önemli bir role sahip. Brunson'un buradaki katkısı da gözde görülür seviyede. Şu an ligde en fazla ikili oyunda top yönlendirici olarak oynayan oyunculardan biri ve bunu çok verimli bir şekilde yapıyor. New York'un top yönlendirici olduğu ikili oyunlardan maç başına 11.6 sayı üretiyor. Jalen Brunson'un çok iyi bir orta mesafe ve iyi bir pull-up'ı var. Aynı zamanda potra etrafındaki pozisyonları boyuna oranla çok daha dengeli ve iyi bitirebiliyor. Onu diğer guardlardan ayıran temel fark çok yönlü bir hücum çantasına sahip olması. Çantasındaki malzemeler keskinleştikçe hücumda tutulması daha da güç bir oyuncu haline evriliyor. Geçen sezonan çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünün sınırlarına yaklaştığı performansını sürdürmesinden şüphe edilirken bugün ileri doğru bir adım attığını söyleyebiliriz. Bu sezon çok özgüvenli ve rolüne tamamen adapte olmuş durumda. Takım arkadaşları ve koçları tarafından da harika bir soyunma odası karakteri olarak özetleniyor. Onu bu sezon playofflarda bir kez daha izleyeceğimiz çok muhtemel. Bakalım ikinci meydan okumayı yani konferans finalinde başarabilecek mi? Tabii bunun için takımına da ihtiyacı var. New York'un sezonunun nasıl gittiğine de kısa bir bakış atalım. Julius Randle'ın sallantılı başladığı Mitchell Robinson'ı uzun soluklu bir sakatlığa kaybettikleri sezonda 17 galibiyet, 12 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 5. sırasında yer alıyorlar. Mitchell'ın sakatlığı daha yeni gerçekleşti. Etkilerini görmedik fakat mutlaka önemli bir zafiyet yaratacaktır. New York hem savunma hem rücum sıralamalarında ligin en iyi 13 takımından biri konumunda. Coach Tibodun'un 4. sezonunda olmasının da etkisiyle taşlar tam anlamıyla yerine oturdu. Dengeli ve rollerin çok iyi dağıldığı bir takım oldular. Yazın serbest piyasada çok etkili değillerdi ama bu takımın hem tabak hem tavanını yükseltmek adına ekstra bir hamle gerekecek Doğudaki rekabetçi takım sayısının azalması da Knicks'i böyle bir hamle yapmaya itebilir Böyle acele hamlelerle geçmiş senelerde ağızlarının biraz yandığını gördük Tüm ligin istediği OC bir doğal olarak onlar için de iyi bir parça olabilir. Öte yandan dengeli bir yapı olmaları sebebiyle büyük hamlelerin takımı bozma ihtimali de bir hayli yüksek. En azından artık çok iyi bir tabanları var ve hedefleri artık playoff yapmak değil, play-off'ta ileri gitmek. Gelecekte ne olur bilinmez fakat Branson'ın liderliği onların bir adım ileri atmasına vesile oldu. Üzerinde büyük soru işaretleri bulunan Branson ve büyük soru işaretleri bulunduran Knicks birlikteliği şimdilik birbirlerine iyi gelmiş görünüyor.